Herkese güneşli bir Antalya'dan merhaba. Dün çok güzel yağmur yağdı. O kadar çok yağmur yağdı ki buradan bol bol yağmurun yağışını izledik. Şimdi hava güneşli. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Bugün günlerden pazar. Ender pazara gitti. Pazar alışverişine. Günlük alıyoruz, yiyoruz. Şöyle size göstermek istedim. Ender'i bekliyorum. Heracım gayet iyi. Hemen onu da göstereyim. Bal kızım gayet iyi. Her geçen gün daha iyi oluyor. Bugün artık son iki iğnesi. Yarın sabah yola çıkacağız. Söke'ye gideceğiz. Bir ay sonra da röntgenini çekip hocamıza göndereceğiz. 6 hafta, her zaman söylüyorum, tekrar etmiş gibi oluyorum. 6 hafta sonra da Heracım sağlara dönüyor. Şimdi yatıyor burada. Yeni yemek yedi. Biraz bahçede dolaştırdım. Şimdi burada. Merhaba tekrardan. Ender geldi. Hem pazara hem markete gitti. Şöyle bir adet ekmek almış. Pazardan roka ve maydanoz ve çok özlediğim avokado. 4 tanesini 10 liradan almış. 4 tanesini 10 liradan almış. Avokado Söke'ye de götüreceğiz. Yarın yolcuyuz. Şöyle mısır unu ve birazcık tereyağı almış. Bir tane de normal beyaz ekmek. Ve bugünün menüsü karides. Karides almış. Şimdi onları temizleyeceğim. Karides tava ve salata. Of, muhteşem bir menü. Merhaba. Evet, hem şu karidesleri ayıklayayım hem de biraz sohbet edelim istedim. Hera'nın ameliyatıyla ilgili. Çünkü böyle o kadar gel evde hani ne olacak ne bitecek derken çok bahsedemedim. Hera'nın çekilen, şimdi şöyle söyleyeyim, ilk götürdük, muayene edildi ve röntgen çekildi. Şimdi ekrana veriyorum o görüntüyü. Hera'nın çapraz bağı kopmuş. Bu sporcularda ve köpeklerde görülen bir şeymiş. Ve bunun tek çözümü ameliyat. Biz de kabul ettik. Yeni bir sistem, yeni bir yol diyebilirim. Pim ve pimler takılarak daha eskisinden, o bağlar eskisinden daha kuvvetli ve güzel. Bunun tek çözümü ameliyat denildi ve bu biraz yeni bir, yani bu çok çok yeni bir sistem. Hera'nın pimler takıldı ve bir plak yerleştirildi. Eskisinden çok daha iyi olacağını söyledi sevgili Kemal Hoca ve bir daha artık o bacağında bir bağ kopma sorunu yaşanmayacağını söyledi. Ameliyatın her ameliyat olduğu gibi riski var ama en büyük risk ameliyattan sonraki 6 haftalık dönem. Bu dönemde kesinlikle kontrollü bir şekilde, yani uzatma tasmasız Hera'yı bir yere çıkarmak yok. Ani kalkma, ani yatma yok. Çok dikkat edeceğiz. Bir ay sonra röntgeni çekilecek, hocamıza göndereceğiz ve bakacak. Şimdi ameliyattan önceki röntgen görüntüsü vardı. Şimdi ameliyattan sonra çekilen röntgen görüntüsünü ekrana veriyorum. Evet, bu da ameliyattan sonraki Hera'nın bacağının hali. Bacağında da bir dikiş var. 5 gün eve sevgili veterinerimiz Ömer Bey geliyor ve Hera'ya antibiyotik ve ağrı kesicisini yapıyor. Ağrı kesicisini yapıyor. Bir yandan da başlayayım. Hera'nın genel durumu iyi şu anda. Dinleniyor ve olabildiğince üstüne, hani üstüne bastırmama demeyeyim de, çok böyle salmamaya çalışıyoruz. Hep gözümüzün önünde ve yalnız bırakmıyoruz. Yakalığı da yarın çıkacak. Yani bir 5-6 gün dursun dedi Kemal Hoca. Çünkü dikişlerini koparabilir ki kesin yapar bunu ya da yalar. O da tekrar baştan bize ve kendisine acı çektirir. Çünkü yara, mikrop kapabilir. Tekrar dikiş zor. Evet, Hera'nın durumu böyle. Aslında çok, yani ameliyat oldu tabi, olmasa daha iyiydi, koparmasa daha iyiydi ama yaşlılığıyla alakalı bir sorunu çıkmadığına çok sevindik. Ameliyat öncesi, anestezi öncesi damar yolu açıldığında
tam kan testi istedik. Hani bir yapılsın zaten, hani Aralık, Ocak'ta aslında bir yıl olacak. Yılda bir kere mutlaka yaptırıyoruz kan testlerini. Hani dedik bu sefer Hera'nınki biraz erken olsun. Çünkü hani çok böyle yaşlandı diye kendimizi hani şey yapınca, bir de böyle hani Hera'nın da yaşı var. Dedik ki bir bakalım. Kan testleri çok güzel çıktı. Kemik yapısına baktırdık. Röntgeninde kemik durumuna hocamız çok güzel olduğunu söyledi. Bir sıkıntısı olmadığını söyledi yaşıyla alakalı. Biz de anesteziyi hazır anestezi almışken, zaten Hera'nın dişlerini fırçalatmadığı için, yani ısırma huyu olduğu için hazır anestezi altındayken, eğer hani böyle durumları müsait olursa dişlerinin temizlenmesini rica ettik. Onu da o da yapıldı. Hiç dişi çekilmedi. Dolgusu yok. Çok güzel bir şekilde Hera'nın dişleri temizlendi. Şimdi önümüzdeki 6 hafta aralığın 2. haftasına kadar Hera kontrollü bir şekilde bahçeye çıkacak. Yürüyüşe çıkacak. 6 hafta sonra sağlarak geri dönecek. Eskisinden daha böyle sağlam bir bacakla top koşturmaya devam edecek. Böyle başka Hera bu şekilde işte. Şu anda Ender'le beraber içeride yatıyorlar. Zaten böyle ihtiyaçları dışında ve çok hani böyle uzun süre yattığı için bir dolaşıp tekrar yatıyor. İşte o dolaşmaları hep kontrollü bir şekilde yaptırtıyoruz. Evet, hazır Antalya'dayken ve vaktim varken ve şu anda önümde bir sürü karides varken, şu konuya da şapşik nerede, şapşik nerede diye sorular geliyor. Yazabildiğime cevap yazıyorum. Yazamadıklarım da oluyor. Buradan toplu bir cevap vermiş olayım. Şapşik anneannemin köyünde, yani benim köyümde. Şöyle hemen kısaca anlatayım. Buradayken de şapşiğin sorunları vardı. Ne gibi sorunlar derseniz, kavga gibi sorunlar. Artık bu kavgaların önüne geçemez olduk. Şapşik Fox'a bir saldırdı, Hera'ya bir saldırdı yani. Biz bunu dedik ki tamam, bunda bir bozukluk var ama neresinde, neden, niçin? Hemen çözüm yoluna gittik. Ayırmak olmaz çünkü hani biri bir yerde, biri bir yerde, çok kesin bir çözüm değildi bizim için. Bu sebeple eğitmenimizden yardım almaya karar verdik. O geldi sağ olsun. Ama dedi ki yani bu birkaç bir şeyler çalıştık. Ama dedi ki bu çözülecek gibi bir problem değil, genetik bozukluk dedi. Bunun önüne geçemeyiz. Hani ya dedi şapşik kalacak, dördü gidecek. Ya dedi dördü kalacak, şapşik gidecek. Başka bir çözüm yok. Bu dedi sürü köpeği. Kangal ve çoban kırmasıydı şapşik. Öyle olduğunu söylüyorlar veterinerler baktıklarında. Zaten küçüklüğünde de bir agresyonu vardı şapşiğin. Büyüdükçe arttı. Mesela şurada yatıyor, geçerken bana bile, yani Ender'e bile diş gösterip hırlıyordu kendisi. Tabii biraz büyüdükçe burada palazlandıkça denilir. Isırma eğilimleri oldu. Bunun önüne geçmeye çalıştık. Daha sonra en son burada Fox, Hera ve şapşik böyle bir toz bulutu haline geldiler. Nedeni yok. Uyur mesela yatarken birden göz göze gelip birbirlerine saldırmaya başladılar. Ve bu durum bizi çok üzdü. Çok çözüm aradık. Hani sonuçta biz onu kurtardık. Aldığımızda sokaktan ileri derecede mantarı uyuzu olan, yaşaması mucize olan bir candı. Çok desteğe ihtiyacı vardı. Biz onu yaşattık. Hani tekrar sokağa bırakamazdık. Burada sahiplendirmek istedik ama sonra Söke'ye taşınıyoruz. Buraya hani çok güvenemedik işin açığı. Çünkü kıymetli. Ve bir de şöyle bir sorun vardı. Şapşiyi araba tutuyor. Bunun yani hem ev toplanıyor, diğerlerinin yemeğiydi, diğerleriyle ilgilenme vesaire, şapşiye çok ciddi bir zaman harcadık. Ne için? Arabaya alışsın diye. 2-3 tane farklı veteriner hekimle görüştük. Ne yapabiliriz diye. Bir tanesi bitkisel bir ilaç verdi. Bu ilaç dedi onu sakinleştirecek ve dedi yolculuk yapabilecek. Tabii dedi gitmeden işte bir hafta önce deneyin, verin ilacı, bir saat sonra şöyle arabayla bir gezdirip gelin, bakalım ne olacak.
Zaten dedi hani arabaya bindiğinde ağzı köpürmeye başlarsa demek ki etki etmiyor. Ama dedi eder. İyi dedik, çok güzel, aldık bu bitkisel ilaçtan. Verdik. Şuradan bindirdim. Selahattin de buradaydı. Hatta ben Şapşik'le arkaya oturdum. Selahattin kullandı. Şuradan şu köşeye gitmeden Şapşik'in salyalar akmaya başladı. Dedim Selahattin dön. Bu dedim Şapşik de ters etki yaptı. Daha çok ağzı solanıyor gibi geldi bana. Sonra buradaki Ömer Bey'e gittik. Bir öneri sunmasını rica ettik. O da aslında dedi bir tane uyuşturucu, böyle sakinleştirici, ismini şimdi unuttuğum bir ilaç söyledi ama tavsiye etmiyorum dedi. Hani burada sahiplendirip gidin, götüremezseniz bu şekilde dedi. Çünkü dedi bu kalbi durabilir. Ben bile veteriner hekim olduğum halde bir kere kedimi taşınırken, kedimin de böyle bir sorunu vardı dedi. Çok korktum dedi. Bu sebeple dedi tavsiye etmiyorum uyutmayı dedi. İşte öyle söyleyince artık bir takıldı. Sonra başka bir veteriner hekime gittik, Oya Hanım'a. O da dedi ki ben de dedi tavsiye etmiyorum. Aynı şeyleri söyledi. Çok sıcak bakmıyorum. Bitkiselle de olmadı. Bir ilaç ismi önerdi. Gittim onu aldım. O da yani yarımı yarım uyutması gerekirken yine ters etki yaptı. Şurup tavsiye ettiler. Şurup da aynı şekilde. Ve biz hani böyle gitmeden bir hafta öncesinden başladık. İşte bitkiseli dene, şurubu da biraz veriyoruz, çıkıyoruz, şu köşeye gitmeden geri dönüyoruz. Ne yapacağız? Bırakıp gidemeyiz. Ve bunun harici evde de toplanmalar devam ediyor, nakliye şirketi gelecek ama aklımız fikrimiz Şapşik'te ve ayrıca Fox'la, Hera'yla, işte Kobe'yle, Fındık'la aralarını açık tutmaya çalışıyoruz. Onu bu yan bahçeye alıyoruz, kıyameti koparıyor. Oradan bile hırlaşmalar, tahtayı kemirip kafayı sokup saldırmalar vesaire. Dedi ki biz bunu sonuçta bırakıp gidemeyiz. Yani böyle bir problemi varsa da var. Nasıl yapacağız? Selahattin'i işte çağırmıştık, zaten buradaydı. Ender dedi ki Hera'yı, Fox'u, Kobe'yi ben alacağım. Benim arabayla. Pardon. Fox, Fındık, Kobe ben götüreceğim. Ender, Hera bende miydi Söke'ye giderken? Evet. Kafam daldı. Dedi ki şöyle bir çözüm bulacağım. Giderken dedi işte nakliyeyle bir gitmeyeceğiz dedi. Tabi böyle deyince de hemen annemleri, teyzemleri aradım. Dedim ki nakliye bizden önce gelecek. Karşılar mısınız? Çünkü biz gelemiyoruz. Böyle bir problemimiz var. Sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Onlar gittiler. Nakliye şirketi işte evi sardı gitti. Biz zaten misafir odalarını bırakacaktık. Hani bir çözüm arayışındayız hala da. O arada da Hera'nın kanser ameliyatı olmuştu. Kanserden dolayı kitlesi alındı. İleri derecede de bağışıklığı düşüyor. Dermatiti başladı. Biz hani onunla da uğraşıyoruz. İşte mikrobiyolog gittik. Bakarsanız eski videolara görürsünüz. Onun analizleri oluyor, kontrolleri oluyor. Sonuçta bir başladı mı bütün vücudunu saracak bir şey ve bağışıklığı düşmesi hiç iyi bir şey değil. Onu güçlendirmemiz gerekiyor. Tabi bu arada da öbürkülerin dengesi. Fındık da arabada, araba tutmuyor Fındığı ama arabaya bindiğinde sakinleşemiyor bir türlü. Bu da iyi bir şey değil. Yani böyle bir sarmalın içerisinde kaldık. Sonra işte nakliye şirketi gitti. Annemler sağ olsun karşıladılar, teyzem falan oradan. Biz ertesi gün zannediyorum 19 Mayıs'ta gitti nakliye şirketi. Biz 20 Mayıs'ta buradan kalktık sabah. Ender dedi ki ben çözümü buldum. Benim arabaya dedi Kobe'yi, Fox'u ve Fındığı alacağım. Sen de dedi arkaya Şapşik'le otur, Şapşik'i tut. Emniyet kemeri var ama belli olmaz. Sonuçta ağzı köpürüyor. Sürekli salyalar akıtıyordu. Hera'yı dedi öne oturtacağım. Selahattin kullanacak senin arabayı. Bu şekilde dedi gideceğiz, bırakamayız. Tamam. Bindik arabalara, dediği gibi Ender'in yaptık. Daha köşeye varmadan başladı. Bu sefer Fındık da başlamış. Fındığın ağzı salyalanmıyor ama böyle sesler çıkartıyor ve titriyor. Onun da yanında birisi olması gerekiyor, onu sevmesi gerekiyor falan. Ender böyle eli arkada, artık en son Fındığı öne aldı seve seve. Sonra Fındık açtı ama bu durumu. Böyle sevile sevile, sevile sevile. Yani açtı uzun yol olunca da.
Şapşik açmadı. Sonra Allah'ım tekrar veteriner hekimi aradım. Dedi ki yani ilaçlar etki etmiyorsa yapacak bir şey yok. Dedi ki yani burada sahiplendirin, bırakın. Hani sahiplendirin dedi. Ya kime sahiplendireceğim? Nasıl yapacağım? Herkes de çok meraklı değil ki sokak hayvanına. Oo, bin tane bahaneleri var herkesin şimdi. Ben de bırakmak istemiyorum. Kıymetli çünkü benim için her can. Keşke daha çoklarına elimiz yetse de, gücümüz yetse de yardımcı olabilsek. Bırakamam. Biz onu orada bıraktığımız zaman bizim hayatımız allak bullak olur. Çünkü hep aklımız onda kalacak. Tamam, ne yapalım? Eniştemi aradım en son. Selahattin'in babasını, yani teyzemin eşini. Enişte dedim. O da böyle köpekleri sever, bilgilidir, şeydir. Dedim artık enişte, ben böyle böyle gitmediğimiz veteriner hekim kalmadı. Denemediğimiz çözüm kalmadı. Ama dedim böyle bir problemimiz var. Ben dedim ne yapacağım? Kızım dedi, gözlerini bağla dedi. Kucağına yatır dedi. Bu dedi iyi gelebilir ona dedi. Çünkü dedi araba tutuyor. Cam açtık olmuyor, ilaç verdik olmuyor, denemeler yaptık olmuyor, bu dedi olabilir. Hemen Ender'i aradım, dedim eczanenin önünde dur, iki araba gidiyoruz çünkü. Durdu, koştura koştura gittim, eczaneden şey istedim, sargı bezi ve bu göz şeylerinden, hani bantlarından. İki farklı çeşit var dedi, ikisini de aldım. Çünkü önemli. Geldim arabaya. Öptüm, sevdim, iki gözüne o bantları koydum. Tabii yapışmıyor yani sonuçta şey tüylü olduğu için. Şeyle, sargı beziyle sardım ama altlardan açık kalıyor. Şalımla da şöyle kapattım, kucağıma aldım yanağını seve seve. İnanır mısınız? Kesildi. O akma, o hıçkırıklar, o salyalar kesildi ve biz Denizli'ye kadar çok rahat geldik. Ve uyudu bile şapşik, inanamadım. Sonra Denizli'de tabii tuvalet ihtiyaçları için böyle bir ormanlık alanda durduk hep beraber. Allah'ım sen uyandı, gözlerini açtım tabii ki, sularını içirdim Hera ile ikisinin. Ender de diğer tarafta durdu. Biliyoruz çünkü başımıza geleceği. Ender üçüyle, biz Selahattin ikisiyle, Hera'yı tutuyor Selahattin, ben Şapşik'i. Şapşik uyandı, suyunu içtik. Gözlerini açılınca Fox'u bir gördü. Hırr diye böyle adım atmaya çalıştı. Tabii uzatması var. Fox da ona karşılık. Bu sefer Hera Selahattin'le sanki biz böyle açık alanda köpek dövüşü gibi. Dedim ne oluyor? Ender dedi ki ters yöne gidin. Ender terse gitti ve biz terse gittik. Şapşik hala daha böyle. Şey, eyvah dedim, Söke'deki evde ne yapacağız şimdi? Neyse, önce Ender Fox'u, Kobe'yi bindirdi, Fındığı bindirdi. Yola çıktılar hafiften, böyle yavaş yavaş. Sonra biz bindik, böyle bir cebelleşme durumuyla. Hera da bu sefer kızdı Şapşi'ye. Hera benim arabada. Allah'ım, Allah'ta hani Hera daha çok söz dinliyor. Hem yaşı hem de eğitimi çok daha fazla olduğu için, diğerlerin daha eğitim aşamalarında oldukları için çok söz şey yapmıyorlar. Kobe dinliyor. Öyle olunca biz de bindik, işte Söke'ye gittik. Ev öylece duruyor tabii, annemler karşılamışlar. İyi kötü işte salonun koltukları nereye, yatak odası nereye falan filan, kutular mutular. Biz her Ender'le dedik ki her şeyi bırakalım, bu soruna bir çözüm bulalım. Şimdi evin içinde bile Şapşik bir şu anki misafir odasına, Söke'deki evde koyduk. Oradan bile Fox geçtikçe bağırıyor. Fox bu sefer deliriyor. Fox delirince Hera, Kobe bir şey. Bahçeye koyduk. O kadar çok ağlıyor ve havlıyor ki. Yani ağlama değil de hırlama, havlama. Bir tane kümes var Söke'de bizim evde, bahçesinde. Dedik bu böyle, ha bir de demirleri şeyleri yok evin. Öyle taşındık, o şeyler yapılmadı, perdeler, brandalar falan yapılmadı yani. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Kümes vardı, kümese koyduk böyle şey. Yani tabii kümes önü bahçe, kapalı, güzel. En azından dedik Şapşik orada dursun, çözüm bulayım. Ben de hani ne yapabilirim, ne yapabilirim? Çözüm bulmaya çalışıyorum ve kimse de hani şey demiyor. Tabii ki de herkesin kendi şey yani, İşte bakamıyor. Yani tek köpek olursa çok iyi. Ama başka bir
köpekle anlaşması mümkün değil. Her neyse, bu konulara çok girmek istemiyorum. Daha sonra işte kümesi tellerini kemirdi ve çıktı. Dışarı kaçsa nerede bulacağım onu? Ve dışarıda da sokak hayvanları var. Onlara bir şey yapar. Çünkü huysuz, şapşik. Ne yapacağız, ne yapacağız? Yine o küçük odaya aldı. Misafir odası şimdiki. Ender 3'ü 4'ü ile ilgilendi. Ben yere bir çarşaf. Oraya daha yatak gelmemişti henüz. Yatak sonradan geldi odaya. Çarşaf, sabaha kadar şapşikle orada durdum. Tamam, geçecek işte, sakin ol, sessiz ol. Fox evde kokusunu aldıkça, Hera evde kokusunu aldıkça hırlaşıyordu. Dedik ama bu böyle ömür geçmez ki. Eğitime de açık değil. Yapamadık. Eğitmenle bile çözemedik onun durumunu. Yengemi aradım. Anneannemin köyü var. Anneannemin hatta erkek kardeşi, dayım köyde ve onların çok orada arazileri falan var. Evleri var, köpekleri var, bütün hayvanları var. Koyunlar, keçiler, ördekler vesaire. Yani köy ortamı. Ve seviyorlar da ve güvenebileceğim kuzenlerim var. Aradım yengemi. Hatta ben arayamadım, annemi arattım. O da demiş ki tabii ki getirsin. Annem demiş ki böyle böyle serayım bir. Aa, biliyorum demiş, ben videolardan izliyorum. Şapşik mi, getirsin. Hemen o gün, yani 21 Mayıs günü teyzem, anneannem, annem, ben ve kız kardeşim Gülşah bindik arabaya, gittik. İnanın büyük dayım hassızdı. Onu bile sonradan öğrenebildim ve görebildim. Çünkü şapşiğin derdine düşmüştüm. İyice artık böyle yaşadıklarımızdan dolayı çok ben stres olmuştum. Hani ne yapacağız diye. Neyse, gittik. Hemen yeğenim, kuzenim karşıladı. Yeğenim, kuzenim fark etmez. Karşıladı. Yengem falan. Dediler şuraya, orada bir tane böyle ev yaptırmışlar. Oraya koyalım. Orada da başka hayvanlar var falan. Tamam, daha koyduk, bismillah, bağladık, sen kopar, koyunların içine git yat. Hadi bir daha şey yaptık, bağladık, hani ona yer yapılacak, kulübe yapılacak, şey yapılacak falan, bekliyorum ben de başında. Oradan böyle bir tanıdığı gördüm, merhaba dedim, bir baktım bu yine ipini koparmış, öbür köpekler, onların iki tane de köpeği var, biri belki 13 yaşında, biri belki 10 yaşında, bilmiyorum. Onların köpekleri, yani bebeklikten baktıkları, onlara saldırmaya kalkıyor. Ne olacak, ne olacak derken dedi ki hala ben çözümü bulacağım. Hani yeğenim. Neyse, sonra bulduk. Daha güzel sabitledik. Yerini yaptık. Mamasını koyduk falan. Rahatladı şapşik. Böyle uyudu falan. Sonra ben işte dayımı gördüm. İçeri geçtim. Giderken yine bir uğradım. Gidip baktım falan. Sonra bir 15 gün sonra yengem aradı. Ah dedim, şapşiğe bir şey mi oldu? İyiydi. Ben her gün yeğenim geliyor, kuzenim geliyor. İyi hala diyor. Çünkü gitmek istemiyorum. Dengeler bozuluyor. Böyle sahiplendirdiğiniz, verdiğiniz bir köpeğe çok sık gittiğiniz zaman orada uyum sağlayamıyor sizin kokunuzu aldığı için. İyi iyi diyordu. Hala dedi, şapşik kaçtı. Nereye kaçtı? Bu yine ipini koparmış. Onların köpeklerine saldırmış. Onlar da demiş ki dün misafirdin, bugün ne oluyoruz? Bir saldırmışlar birbirlerine. Ayırırken çocuklar bu çitin altını kazmış meğerse. Bahçe böyle kapalı. Çok büyük bahçe ama bir 8 dönüm falandır orası. Altından kaçıyor tarlaya doğru. Orada da benim kuzenimin eşinin bahçesine giriyor. Ve keçi mi, koyunlarının içine yatıyor ve saklanıyor. Arıyorlar, 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 yok. Sonra eşimin diyorum, kuzenimin eşi görüyor. Aa diyor, ne güzel köpek koyunların içinde. Bu diyor sürü köpeği. Zaten ilk gün götürdüğünde de yengem dedi ki, kızım bu dedi sürü köpeği dedi. Buna dedi vereceksin koyunu, keçiyi, güdecek dedi. Bunda dedi çobanlık var kesin dedi yengem. Neyse, orada yatmış işte koyunların içine. Sonra çocuklar da görmüş, işte demişler şey böyle böyle halamın, iyi demiş, bende dursun, hani bizde dursun, başka da köpeğim yok. Onlar demiş çünkü hani başka köpek varsa sıkıntı. O da demiş ki yok, ben de zaten demiş istiyordum bir tane sahiplenmek, iyi oldu.
Her neyse, uzun lafın kısası bizim Şapşik orada çok mutlu, yediği önünde yemediği arkasında. İki tane de kızları var. Kızlar hayvan çok seviyor. Köpek delisi. Şapşik oh koyunlarla, kuzularla, keçilerle mutlu. Şapşik'e başka hayvan olmayacak ve gerçekten de şu anda o koyunları güdüyor. Onlarla yatıyormuş, onlarla kalkıyormuş. Biraz daha zaman geçsin. Hani böyle telefonla ya da köye gittiğimde haber... Hani köye gidip görmeden dönüyorum. Bir daha biraz daha süre geçsin. Gidip ziyaret edeceğim. Bakalım ne yapıyor. Ama sağlık durumu iyi. Yemeği veriliyor, suyu önünde. Bir can kurtuldu sonuçta. Hani Şapşik nerede diye soranlar. Şapşik şu anda istediği yerde. Genlerinden gelen ve bizim eğitimle dahi bastıramadığımız o duygularının tadını çıkartıyor. Doyasıya yaşıyor. Çok da iyi araba yolculuğu yapmıyor. Toprakta, koyunların, kuzuların içinde. İşte bazı köpek karakterleri o şekilde, aşamıyorsunuz. Hani onun genlerinden gelen ve kırma olduğu için de genetik bozukluk olarak tabir ediliyor bu durum. Biz bu durumu aşamadık. Pascal'da da aşamamıştık mesela. Pascal'ın da fıtığı vardı, av köpeğiydi. Çok böyle müşkül durumda olduğu için bildiğiniz üzere çok laf dinleyen, söz dinleyen tatlı bir köpekti. Ne zaman ki onu iyileştirdik, ameliyat oldu, güçlendi, dişi problemliydi, dişini yaptırdık. Bu sefer o da genlerinden gelen baskınlıkla bildiğiniz üzere Fox'tan başladı kavga etmeye. Sonra kızlara dönecekti Şapşik gibi. Biz o süreyi uzattığımız için ilk Fox'la başladığında aslında sahiplendirmemiz gerekiyordu. Ama dediğim gibi sahiplendirebilmek çok zor. Herkes seviyor, evet. Soruyor, evet, ama hani böyle yardıma ihtiyacımız olduğunda maddi olarak değil, yanlış olmasın. Hani en azından bu ayırma sürecinde hani seviyorsun, destekliyorsun, hani bir yardım et, bir el at, taşın altına elini sok dediğimizde kimseyi göremiyoruz. Hep kendi imkanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Her neyse, işte bu şekilde Şapşik'imiz de orada, hep haberlerini alıyorum. Genel durumu iyi, sokaklardansa şu anda onu çok seven ailesi, yeni ailesinin yanında. Bu kadar. İşte Şapşik bütün konulara da açıklık getirmiş oldum. Başka böyle en çok sorulan soru buydu herhalde. Cevap verebildiğime veriyorum ama hepsine de cevap yazamıyorum. Evet, yarın Söke yolcusuyuz. Yarın yola çıkacağız. Bugünden Ender şimdi hazırlık yapıyor. Ben hala daha karides temizliyorum. Ben de akşam yemeği hazırlıkları yapıyorum. İşte birazdan Ömer Bey gelir, Hera'nın diğer enjeksiyonları, iğneleri yani yapılır ve yarın son artık. Bir ay sonra da röntgen çekip Kemal Hoca'ya göndereceğiz. Bu kadar. Yeşillikleri de yıkarım. Akşama çok güzel bir yemek yiyeceğiz de bu karides işte çok uzun sürüyor bu şekilde.